Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık dünyada, uluslararası ilişkilerde bir özne haline geldi. Ve bu çerçevede buna bağlı olarak Türkiye'nin etki alanı 3 kıta, ilgi alanı da bütün dünya oldu. Dolayısıyla bu 3 kıtayla yakından birebir dünyaya da mutlaka ilgilenmemiz gerekmekte. Cumhuriyet tarihimizin, 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun, en kapsamlı faaliyetleri. Mehmetçik bu konuda büyük bir başarıyla, büyük bir kahramanlık ve büyük bir fedakarlıkla bugüne kadar yapması gerekenleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Gelelim Yunanistan'a. Arkadaşlarım, bu Yunanistan konusunda biz Türkiye olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak devamlı diyalogdan yana olduğumuzu, Barış'tan yana olduğumuzu, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde, görüşmeler yoluyla, konuşmalar yoluyla problemlerimizi çözmek arzu ettiğimizi, istediğimizi tekrar her fırsatta muhataplarımıza söyledik, söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün sıralı kişiler, yetkililer bunları söylediler arkadaşlarım. Fakat maalesef bu konuda bu hem tarihi anlamda, hem coğrafi anlamda, hem hukuki anlamda, hem pratikte, hem ekonomik konular itibarıyla son derece karmaşık olan bu konularda maalesef Yunanistan tarafı bu konuşmaları, görüşmeleri yapmamak bir tarafa, biraz da bunları sabote ediyor. Bunlar olmaması için gayret gösteriyor. Bunları engelliyor. Ve özellikle bazı siyasiler ve bazı asker kişiler kendi iç sıkıntılarını da kapatmak, örtmek, perdelemek için arkadaşlarım gerginliği sürekli ve bilinçli bir şekilde artmaya gidiyorlar. Bunların diğer bir hilesi de Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları bir şekilde evriyorlar, çeviriyorlar. Türkiye Amerikan, Türkiye NATO, Türkiye Avrupa Birliği sorunu haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Ama bu artık hilelerini herkes anladı. Bu konuda herkesin daha tedbirli olmasını, olacağını değerlendiriyoruz ve bekliyoruz. Şu anda bir takım skandallar var Yunanistan'da. Bu dinleme skandalı var, göçmen skandalı var, yolsuzluklar var efendim. Ve Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'ın yaptığı, beceremediği, başaramadığı ve Yunan kamuoyu tarafından görülen başarısızlıkları var. Bütün bunların hepsini örtmek için efendim bunlar devamlı surette Türkiye ile gerginliği artırmadan medet umuyorlar. Fakat bunun da bir çıkar yolu olmadığını, bu gerginlik yaratarak hayatta kalabilmelerinin de mümkün olmadığını, bu saptırmaların da artık kâr etmediğini görmelerini bekliyoruz. Arkadaşlar, burada tabii bütün bu olaylar olurken Yunanistan'da da aklı selim sahibi bazı siyasiler, bazı akademisyenler, bazı emekli general, amiral ve büyükelçiler ve aklı selim sahibi Yunanlılar buradaki artık oyunu görmeye başladılar. Bunlar sabah kalkıyorlar. Yunanlılar sabah kalkıyor. Belli kişiler. Tehdit. Türkiye tehdit. Arkadaşlarım, Türkiye kimseye tehdit değil. Türkiye güvenilir, güçlü bir müttefik. Güvenilir, güçlü, etkin bir müttefik. Bunu bu şekilde bilinmesi lazım. Türkiye kimseye tehdit değil. Bunu tekrar kafalarına sokmaları lazım, anlamaları lazım. Bizim hani bu diyalog falan diyoruz, çok sık söylüyoruz bunu, istiyoruz bunu, gerçekten istiyoruz. Fakat bu kesinlikle zafiyet olarak anlaşılmamalı. Bu bir zafiyet değil. Biz samimi olarak diyalog diyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde efendim buradaki zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasından bahsediyoruz. Konuşalım, görüşelim, barışçıl yol ve yöntemlerle medeni iki ülke olarak problemimizi çözelim diyoruz. Fakat bunun yanı sıra da şunu söylüyoruz. Hiçbir şekilde ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kıbrıs'ta artık 50 yıldan beri yapılan görüşmeler sonucunda bir yere varılamadı. Egemen, eşit, bağımsız iki devlet. Eşit, egemen, bağımsız iki devlet. Arkadaşlarım, çözüm bu. Dolayısıyla artık Kıbrıs'ta ne olacak konusunda bir tereddüt yok. Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Mesele bunun tanınması. Bu konuda da önemli gelişmeler var. Daha önce yapıldığınız, duymuşsunuzdur. Türk Devleti Teşkilatı toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle, telkinleriyle, öncülüğü ve liderliği arkadaşlarım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, Türk Devleti Teşkilatı'nın arkadaşlarım gözlemci statüsüyle kabul edildi.